değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Sabah 7.30 itibariyle güne merhaba dedik. Diyalog TV ekranlarından 91.3 frekansından, Radyo Diyalog'tan da bizleri takip edebilirsiniz. Kesintisiz olarak sizlerle birlikte oluyoruz. Gerek araçlarınızda, gerekse evlerinizde, iş yerlerinizde, aynı zamanda cep telefonlarınızdan da Diyalog TV'yi takip edebilme imkanınız var. Bugünkü stüdyo konuğumuz siyaset bilimci Sayın Derviş Doğan bizlerle beraber. Kendisiyle birlikte elbette ki ülke içerisindeki siyasi atmosferi de konuşacağız, sistemi konuşacağız. Yaklaşan bir cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bu konuyla ilgili elbette ki kendisinin de görüşleri vardır. Anketler yayınlanıyor ve tabii ki belli propaganda sloganları da söz konusu. En çok eleştirilen sloganlar da var. Doğru bir yaklaşım mıdır değil midir? Bunlardan da bahsedeceğiz efendim. Hoş geldiniz Sayın Doğan. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Efendim ilk olarak ülkedeki siyasi atmosferimiz bizim her daim sıcak, zemin her daim kaygan. Böyle bir ülkede yaşıyoruz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına. Evet. İsterseniz buradan bir başlayalım. Evet. Daha sonra anketlere ve adaylarımıza geçiş yapalım. Evet, şimdi açıkçası siyaset kurumu her seferinde, yani her seçim sonrası, İşte biraz kendine çeki düzen verecek ya da işte kişisel değil toplumsal kaygıları önüne alacak bir vizyon çizemiyor. Yani işte seçimden önce vaat edilenlerle seçim sonrası parlamentodan çıkanlar ya da bakanlar kurulunda üretenler toplumsal beklentileri maalesef karşılayamıyor. Şimdi aslında şöyle bakmak lazım. Yani önce bir isterseniz ülkenin fotoğrafını, görünen fotoğrafını çekelim. Yani nedir, ne var önümüzde, gündemde ne var ve gündemde olması gerekenler dururken hangi konulara yapay gündemlerle vakit kaybediyoruz? Bunlara isterseniz önce bir bakalım. Şimdi önce ciddi yapısal sorunlarımız var Çiğdem Hanım. Yani bunlar hiçbir zaman bitmedi. Yani geçmişten gelen ve bugün de hala daha sürdürülen yapısal sorunlarımız var. Ülkede kamu maaşlarının destek alarak ödenip ya da destek almayarak ödenip ödenmemesi bir başarı sağlanıyor siyasi partilerin dağarcığında. Yani dün işte bir milletvekilimizle görüşme şansım oldu. Kaynak başka yerden kaynak aktarılmadan maaşları ödedik diyor. Yani kamu maaşları değildir ülkelerin geleceğini, akıbetini, siyasetini, politikasını, yapısal sorunlarını giderecek olan, evet belki önemli bir ayaktır ama kamu maaşlarının ya da kamuya maaş yetiştirmekle hükümetçilik olmayacağını biz hala daha idraki içerisinde değiliz. Ne sağ siyasette ne sol siyasette bunun idraki içerisinde değiliz. Yani maaşları ödeyebiliyorsanız demek ki bir başarınız vardır diye addediliyor. Reel sektöre bakan yok. Yani reel sektör kendi yağında, kendi ciğerini kavurmaya çalışıyor. Çok da kolay değil, çok zor günler geçiriyorlar. Evet, büyüyenler de var, küçülenler, yok olup gidenler de var ama devletin bu yönde uyguladığı ya da uygulamaya soktuğu bir politika yok. Yani bakıp da gördüğümüzde ya işte ilk 3 senede ya da ilk 5 senede reel sektör içinde öngördüğümüz politikalar bunlardır diyemiyorlar. İşte Ticaret Odası'nın düzenlediği bir takım etkinlikler olur, konferanslar olur ve katılıyorum ben de gidip orada görüyorum. Orada akademi dünyasından, işte üniversitelerimizin değerli akademisyenlerinin hazırladığı raporlar var. O raporlar orada okunuyor. Siyasilerin gözlerinin içerisine baka baka okunuyor ama siyasilere gelince, onlara söz hakkı gelince mazeret hemen hazırdır. İşte reel sektörün büyüyememesi ya da ekonominin dar sıkıntıya girmesini mesela Başbakan Yardımcısı Sayın Serdar Denktaş, ya biz icraat yapamıyoruz ama bunun sorumlusu vatandaştır dedi o konferansta. Herkes şok oldu. Nasıl yani? Neden vatandaştır? Efendim diyor, vatandaş bizim kapılarımızda bize baskı yaptığı sürece biz yapmamız gerekenleri yapamıyoruz. Ne yapıyorlarmış mesela? Baskı dedikleri aslında şudur. Benim anladığım Sayın Serdar Denktaş'ın ifadelerinden. Kapılarında bekleyen vatandaş dedikleri aslında yine partilileridir. Yani örgütleri, söz verdikleri, işte örgütlerine söz verirler. Seçimden evvel belli vaatlerde bulunurlar.
onların takipçiliğini yapar bu insanlar. Gelir kapılarına bize söz verdiğiniz. Nedir verdikleri söz? Ya iştir, ya arsadır, ya bilmem başka bir şeydir vesaire. Dolayısıyla bunun sorumluluğunu siyaset kurumu üzerinden atmaya çalışıyor ve vatandaş diyor bizi bırakmaz diyor Başbakan Yardımcımız Sayın Serdar Denktaş. Böyle bir şey yok. Çünkü orada bir takım veriler var. Yani o insanlar aylarca süren bir çalışma koymuş ortaya. Onlardan bir şey almak lazım. Yani bugün işte diyoruz ki üniversite adası olmaya olmayı hedefliyoruz ama bugün üniversitelerimizden hangi devlet erkanının ne kadar faydalandığını ben göremiyorum. Yani göstermelik olarak bir şeyler söylerler, bir şeyler isterler, talep ederler. Onlar çalışma olarak ortaya çıkar. Sonra ne olur onlar? Dosyaların içerisinde, çekmecelerin içerisinde muhafaza edilir. Bu bir örnekti. Ve isterseniz geçelim daha. Parlamentoda ciddi sıkıntılar var. Yani bugün işte bir şeyler değişir mi dediğinizde bir seçim atmosferine girerler. İşte bir cumhurbaşkanlığı seçimi var önümüzde. Bu parlamentonun çalışmasını durdurur. Evet. Bakarsınız sıralar boş, insanlar, vekiller birbirlerine boş koltuklara işte mesaj verirler ya da gündeme getirecekleri konuları orada boş koltuklara söylerler. Tabii partizanlık gene devam ediyor. İşte son yapılan istihdamlarda bunu birlikte izliyoruz zaten, görüyoruz. Kimse hesap vermez. İşte partiye göre ya da işte taraftara göre, sempatizana göre istihdamlar yapılır. Devlet otoritesini kaybetmiştir. Düşünün devletin denetçisi konumundaki Sayıştay bir başka devletin kurumuna gidip denetleme yapamıyor. Oradaki kurumun başındaki adam dışarı atabiliyor onları, gerekçe sunuyor. Dolayısıyla böyle bir da çarpıklık var. Yani nasıl bir şey olur bu? Olmaz. Ne oldu? İşte iki gün konuştuk, üçüncü gün kimse hesap sormadı. Hükümet müdahale etmedi. Başbakan çıktı, işte ufak cılız bir sesle yani Sayıştay'ın bu kurumu denetleyebilmesi gerekir dedi. Ama o yandan daha etkili bir yaptırım yapamadı. Oraya atadığınız adam sizin adamınız. Yani sizin partinizde yıllarca işte mali sorumluluğu üstlenen vesaire, MYK üyeniz, şu bu. Yani burada da kopukluk, ciddi anlamda kopukluk yaşanıyor. Tabii hükümetin icraatlarına bakarım ya da işte istihdamlarına bakarım. İki partinin taraftarlarını memnun eden, yani iki partinin taraftarlarına yöneliktir bugüne kadar atılan adımlar ya da icraatlar. Tabii şimdi böyle bir ortamda siyasetin doğru yolu bulması çok yani çok kolay değil. Neden kolay değil? Çünkü siyasetçi siyaseti ilim olarak görmüyor. Yani siyaset bir ilim dalıdır aslında. Bir bilimin bir parçasıdır. Tabii ki bu işlerle uğraşan insanların işte böyle bir ehli var mı yok mu sorgusuna girmeyeceğiz. Bu halkın takdiridir. İnsanlar aday olurlar demokratik ve seçilirler. Olarak. Ama bunun sonrası var. Yani işleyişi var. Bir parlamentoyu topladığınız zaman adam o parlamentoya girmesinin nedeninin bu memlekete faydalı olabileceği düşüncesinde değil. İkinci dönem nasıl seçilebileceğim, kaygılarım nedir, kimi memnun edeceğim, hangi grupları işini yapacağım, hangi örgütlerle irtibata geçeceğim. Bunlar vardır. Parlamento içerisinde işte bir sürü dosya vardır. Onu da araştırdım. Yüzden fazla dosya vardır bekledilen yasalar. İşte aciliyet alınır, bilmem ne yapılır, rafların üzerinde dizilir gidilir ama bu çözmüyor toplumsal sıkıntılarımızı, sonuca yapısal sıkıntılarımızı yani. Çözmüyor. Dolayısıyla burada sıkıntılar devam ediyor. Sendikalara bakıyorum, yine dün gazetelerin manşetlerindeydi, ajanslara yine düştüydü. Grevler başlıyor, 3-5 sendika yine işte bir araya gelmiş, işte bir göç yasasıdır, etrafında kilitlenmişler, kalmışlar. Okullarda peyderpey grevlere gidilecek. Çok doğru gelmiyor bana. Yani bu ülkede belli kesimlerin refahını, belli kesimlerin işte maaş adlini sağlanması için verilen mücadelenin dışında daha toplumsal düşünebilmeliyiz. Yani bugün ben sendikalara bakarım, sendikalar reel sektörü düşman görüyor. Yani işte vergi vermiyorlar diye bir önyargı oluşmuş. Yani sendikalar doğrudur, belli bir kesimin savunuculuğunu yapacaklar ama bunu
ülke gerçeklerini önlerine koyarak yapacaklar. Yani bugün işte üniversitelerin biliyorsunuz yeni kayıt dönemidir. Dün bir araştırdım. Hala daha kaydını yaptıramayan çocuklar vardır. Yani orada yüzlerce ekonomik sıkıntılardan, dövizin yükselmesinden işte birkaç taksici de geri kalmışsa işte çok kolay değil ve okul yönetimleri, üniversite yönetimleri formül bulmaya çalışırlardı. Yani onları taksitlendirip tekrar, yani böyle de bir ekonomik sıkıntı var. İşte görüldüğü gibi bir ortam yoktur. Yani işte dört dörtlük ya da gül bahçesinin içerisinde değildir hiçbir şey. Bunun herkes farkında. Ama sorunun çözümü noktasında da maalesef adımlar atılamıyor Çiğdem Hanım. Yani bakarsınız mecliste konuşulanlara bakarsınız ya da gündeme getirip de o kürsüde konuşulanlara bakarsınız. İşte bir tartışma atarlar İstiklal Marşı üzerinden. Bizim marşımızdı, değildi. İşte doğduğumuz günden beri ulusun, biraz evvel de söylediğiniz, ulusun bizim de çocukken bilmem kaç yaşından beridir ağzımızdan düşürmediğimiz, ezbere bildiğimiz bir marşı. Bu saatten sonra bizim idi, değil idi tartışması yersiz. Yani bunlar çok hoş şeyler değil ve gündemin meşguliyetinden başka bir şey değil. Çünkü esas görmeleri gereken bu ülkede göç yaşanıyor. Çocuklar üniversitelerini bitirir ya da bitirmez. Ya da aileler darboğaza girer girmez hemen işte yurt dışında olan aileleriyle irtibata geçip hayatlarını başka yerde idame ettirebilmek adına ülkeden gidiyorlar. Çok ciddi bir sıkıntıdır bu. Yani biz bunu görmezden geliyoruz. İş yerleri kapanıyor. İşte Lefkoşa Çarşısı'ndan gezin, bilmem Mausa'dan, Lefkoşa gir neyse. İş yerleri kapanıyor. Nedir bunların sıkıntıları? Temel sorunlar nedir? Bilmiyoruz. Belediyeler mesela bütün yol gelin Lefkoşa'dan Mausa'ya, Girne'ye, kentlerde yol kalmadı. Bu, her yerde ya, yani sanayisinden tutun ana yollarına kadar arabaların sustası kalmadı. Ya altyapımız yok. Devlet altyapıya yatırım yapamıyor. Kamu maaşı yetiştireceğim diye altyapıya gelen ya da altyapıya ayrılan tahsisatı harcıyorlar. Altyapı yok hiç memlekette. Yollar yani bu kazalar nasıl olmasın? Yani bir anda arabanın dengesini kaybedersiniz, o banketlerin içerisindeki otlar, bozuk yollar, yani yalnız şehirler arası yollar da değil, kentlerin içerisindeki yollar da çok ciddi anlamda bir yatırım gerektirir. Bunları görmüyor insanlar. Yani ben Lefkoşa'ya her geldiğimde merak ediyorum. Yani bu insanlar günün sonunda bakanlıklar Lefkoşa'da, belediye başkanı Lefkoşa'da. Bunlar da geçiyor, bu insanlar da geçiyor bu yollardan. Yani pot düşersiniz o yandan yola, o bir taraftan işte trafik sıkışıklığı var mesela. İşte bu gibi sorunlarımızı giderme noktasında hangisi proje üretiyor ben merak ediyorum. Yani insanların hayatını kolaylaştırabilecek önlemleri almıyorlar ya da bu konuda bir çaba sarf etmiyorlar. Nedir şimdi öncelik? Cumhurbaşkanı. Çıkıyor işte bir partinin genel başkanı. Genel sekreteri Sayın Kutlay Erk, biz kaybedersek diyor, halk da kaybeder. Ya ne münasebet? Yani işte biz şunları kaybettik de şimdi bakın ne halledir. Ya siz de kaybettiyseniz günün sonunda yaptığınız bir takım hatalarınız olmuştur. Yani halkın takdiri. Nasıl halk yani takdir edip sizi oraya getirmiştir? Hı hı. Halk yine takdir edip sizi almıştır oradan. Dolayısıyla sizin bir parti genel sekreteri olarak öyle bir lüksünüz yoktur. Biz kaybedersek, partimiz kaybederse halk kaybedecek diyebilecek kadar kendinden geçmiş bir ego var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde çok net söylüyorum bunu. Ya bu kadar tecrübe yaşadınız, belediye başkanlığına 3 tane kentin, büyük kentin belediye başkanlığını kaybettiniz. Aynı ego içerisinde geldiniz. İşte biz kazanacağız, biz kaybetmeyiz, biz kaybedersek halk kaybeder noktasında. Halk size cevabınızı verdi. Yani yapmayın bunları. Yani siz kazandığınız zaman topluma ne kazandırdığınız onları ortaya koyun. Yani eğer gözle görülür diye bir şey görmek isterseniz, Mausa Belediyesi'ni derim ben. Mausa Belediyesi'nin dışında hangi belediyede ya da yerel yönetimlerde bir de Gönyeli Belediyesi. Ahmet Bey'in de hakkını yememek lazım. Gönyeli Belediyesi, Mausa Belediyesi. İki belediyenin dışında hangi belediyede başarı sağladınız? Hala daha Girne Belediyesi'nin enkazından konuşulur ya da Sayın Sümer Aygın'ın bıraktığı yapıdan konuşulur. Dolayısıyla insanlara işte bu şekilde hitap etmek çok doğru değil. Yani bu bir siyasetçinin bana göre yapması gereken bir şey değil ama yapılıyor bunlar.
Bir tarafa bakarsınız, yine dün çok önemliydi aslında. Türkiye Futbol Federasyonu Kıbrıs'a geldi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine geldiler. Orada FIFA sorunu çözülecekti ya da bu noktada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun önü açılacaktı. Ne oldu? Orada bir toplantı oldu Cumhurbaşkanlığında. Gitti Sayın Demirören. FIFA'ya başvurdu. Kuzey Kıbrıs'ta Türk Futbol Federasyonu temsilciliği. Ya nasıl olur böyle bir şey? Yani diplomasi böyle bir şey değildir. Yani diplomasi çözüm sanatıdır. Bu çözüm değildir. Siz getirip de Türkiye Futbol Federasyonu'nun şubesini buraya açtığınız anda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun görünürlüğünü ortadan zaten kaldırırsınız. Bu kadar net yani. Bunu düşünememek ya da bunu önünü işte almamak bir siyasetçi için ya da orada konuşulan, Cumhurbaşkanlığında konuşulan, yani ne konuşuldu o Cumhurbaşkanlığında? Nasıl bir uzlaşıya varıldı ki bugün işte Kuzey Kıbrıs'taki otoriteyi yok sayacak bir düzenlemeye gidilmeye çalışılıyor? Bu yanlış bir şey. Yani bu kabul edilecek bir şey değil. Bu çözüm de değil. Yani siz nedir? Önce muhatabınız, en yakın muhatabınız, yani Türk yetkililerden işte böyle bir adım beklemeyeceksiniz. Yani o işte düşünülmemiş midir? Türkiye Futbol Federasyonu getirip de Kuzey Kıbrıs'a şube açtığı zaman buradaki otoritenin yok sayılacağını. Amaçlanan ne olabilir Sayın Doğan? Yani Türk Futbol Federasyonu buraya gelip bir temsilcilik açar ise buradaki amaç ne olabilir? Yani FIFA ile köprü kurmaya çalışır Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında Türkiye Futbol Federasyonu. Ama bu yolu değildir Çiğdem Hanım. Bakın. Ama FIFA'da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na yazı göndererek görüş almak istedi. Görüşünüz? Demek çünkü ki bir köprüye görünürlüğü yok var. O kadar. Şimdi bir görünürlüğü var. Ama Türkiye Futbol Federasyonu geldiği zaman o görünürlüğü de kalkacak. Bakın Sayın Osman Ertuğ, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü diyor ki Rumlara, muhatabınız biziz. Yani başka yerden Türkiye aracı koyup da direkt Türk diplomatlarla görüşmeyin. Siz bunu istediğiniz kadar söyleyin. Türkiye adımı, Türkiye ayağı bunu kesmediği sürece, yani Türkiye diplomasisi, Güney Kıbrıs diplomasisiyle o Mekik diplomasisini sürdürüyor. Siz istediğiniz kadar biziz muhatap deyin. Yani siz öyle bilirsiniz ama değil işte. Bunun ciddi anlamda ortaya konması lazım Kıbrıs Türk siyaseti adına. Bu adımların ciddi anlamda atılması lazım. Şimdi siz bir taraftan dersiniz ki Roma, biziz muhatabınız, bizi görün. Bu yandan sizin Türkiye Futbol Federasyonu geliyor, şube atsın buraya. Nasıl muhatap? Yani dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkilerde diplomatik açıdan bu noktada sıkıntılar olduğunu hissediyorum ben. Yani Türkiye tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tanınmış bir devlet muamelesi yapmakla başlayacak bu adımlar. Yani işte sözde değil, yani çünkü nedir oluşturulan algı nedir? Alt yönetim algısıdır. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı da bu algıya yönelik bir hamledir. Yani sizi saymıyor. Yani benim görünür olan diyor, siz istediğiniz kadar yapın. Bu defa ne oluyor? Siz kopa girerseniz ne oluyor? Koptan çıkarsanız ya da kopu bulaştırmazsanız ve direkt tarafınızda kalırsanız size Türk Futbol Federasyonu'nun sağlayacağı nedir noktasında, 40 yılda sağladığı nedir ve şimdi şube aşmayla sağlayacağı nedir noktasında iyi analiz etmek lazım. Yani bunları iyi değerlendirmek lazım. Bir asimile söz konusu olabilir diyorsunuz. Asimilasyon olabilir. Yani zaten işte o ayrı ismi çıkarttığınız zaman bu yönde, yani bunu çok dinlendirmek istemiyorum ama yani bu yönde adımlar atılıyor Çiğdem Hanım. Yani çok doğru değil bu adımlar. İşin diplomasisinde de değil. Siz eğer ayrı bir varlık olduğunuzu hissediyorsanız ve işte biz devletiz, şuyuz, buyuz diyorsanız bunun gereğini yapacaksınız. Yapamıyorsunuz işte. Sayın Başbakan, bir hafta evvel, iki hafta evvel yaşadık. İşte bir işte müftü, makam, bir makam, KKTC vatandaşı da olup Türkiye vatandaşı da olabilir. Bir makam Türkiye'den, bir partiden milletvekili aday oluyor. Çok etik midir? Hem o makamı tutacaksınız, hem geleceksiniz Türkiye'de aday olacaksınız. Hem diyeceksiniz ki ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müftüsüyüm, din işleri başkanıyım. Hem de Türkiye'de bilmem hangi ilde milletvekili adayıyım. Şimdi burada başbakanın, yani otoritenin,
Bakanlar Kurulu'nun, Cumhurbaşkanı da dahil bir ağırlığı olması lazım. İşte yasalarımızda diyorlar boşluk var da işte müftü bunu, ya olamaz bunu, müftü bunu iyi ya da kötü kullanabilir. Sizsiniz bu ülkenin otoritesi, o yasalar düzenleme gerekiyorsa düzelteceksiniz. Yasalar mazerettir. Başbakanın yetkisi dahilindedir görevden alıp göreve koymak. 10 dakikada 3 tane atama yaparlar bir anda. Onu atarlar, bunu alırlar. Ha, nedir olay? Burada karşı tarafından ciddi anlamda diplomatik açıdan tartışmaya girmiyorlar. Burada bir düzey deriz getirsinler. Yani bir düzeyle getirsinler. Kimseyle gidip de el gol haliket sövme sayma değil. Yani diplomatik müzakereler yaparsınız. Bunu bilen ya da bunun idraki içerisinde olan bu memlekette çok az siyasetçi vardır Çiğdem Hanım. Dolayısıyla bu sıkıntılarımız maalesef devam ediyor. Evet. Efendim tabii size bu arada vaktiniz varsa süremizi yönetmenin biraz daha uzatabiliriz diyor. 10-15'e kadar zamanınız varsa bunu da söyleyelim. Hem izleyicilerimiz de öğrenmiş olsunlar. Sayın Doğan'la bir 15 dakika daha fazla program yapacağız. Efendim konumuzun başında kamu maaşlarını ödemek aslında bir devlet yönetmek değildir dediniz. Reel sektörün raporları hükümet tarafından çok fazla dikkate alınmıyor. Hatta hiç alınmıyor. Dediniz Sayın Serdar Denktaş'ın o ibret verici açıklamasına işaret ettiniz. Parlamento ile ilgili vekillerin boş koltuklara ve vatandaşın ya da halkın hayatını kolaylaştırabilecek olan herhangi bir icraat yapmadığından bahsettiniz. İstihdamların hala iki partili arasında bir tiyati şeklinde devam ettiğine dikkat çektiniz ve devlet otoritesinin kaybedildiğine dikkat çektiniz. Ama yeni giren vekiller vardı mesela son seçimleri değerlendirecek olursak. Halk karma oya gitti. Anayasa ile ilgili bir konu oldu biliyorsunuz değiştirilmekle ilgili. Orada da halk %60'lık bir oranla size güvenmiyoruz ve hayır dediler. Ve bunun yanı sıra vekillerimizden bahsederken hani umutlar o yeni vekillerdeydi belki. O yeni vekillerde umutla değişim için girdiler. Ama onlar da partilerinin uhdesine girmiş gibi görünüyorlar. Evet, maalesef o içinde bulundukları sistem işte yeni ideallerle gelen vekillerin ötürleştirilmiştir. Mesela işte Sayın Tufan Erhürman çok değerli bir bilim insanı, iyi bir hukukçu, dürüst bir siyasetçi ya da Sayın Birikim Özgür ya da diğer arkadaşlarımız, birbirinden değerli arkadaşlarımız girmiştir meclise. Zeki Bey'den tutun yani işte neyse. Ama geliyorum ki bir müddet sonra o idealist yaklaşımlar içinde bulundukları sistemin içinde bulundukları sisteme onların da bir şekilde uygun olduğunu, uyduklarını gösteriyor. Yani nötrleştiriyor bu arkadaşlarımızı da. Belki yeteri kadar çoğalmadılar. Ya aslında biz işte ya da değişimi sağlayabilecek ya da en azından bu noktada adım atabilecek potansiyele sahip diye düşündük meclisin yeni yapısını ama demek ki değilmiş. Bu anlamda işte şu ana kadar eski parlamentonundan geriye kalan ya da işte yeni gelen parlamentoda bir fark var mı diye bana sorarsanız açıkçası ben çok da net bir fark görmüyorum. Yeni gelen vekillere rağmen. Ha, şimdi tabii bunun biraz evvel de bahsettiğim elbette ki nedenleri vardır. Ama bu nedenlerin üzerine parti içerisinde yalnız da kaldı bu arkadaşlar. Gidemediler. Yani parti içerisinde işte bir şekilde susturuldular. Bugün siyasi partileri ele alın tek tek. İktidar Partisi. İktidar Partisi de ciddi sorunlar var. Yani gruplar vardır, bu grupların verdiği bir mücadele vardır. Bu mücadele ideolojik mücadele değildir. Yani ya da işte bir rant savaşı var orada da. İşte istihdamlarda olsun, örgütlerde olsun, parti içi hakimiyette olsun bir sıkıntı var. Ve CTP'de taşlara da yerine oturmadı. Yani bu noktada muhtemelen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çok ciddi bir sarsıntı olacak orada yani. Bu çok nettir. Açık söyleyeyim bunu. Derseniz ki CTP'nin çıkarttığı aday kazanırsa yine mi olacak? Evet, yine olacak bu sarsıntı. Çünkü CTP'de şu anda taşlar hiç yerinde değil. 3-5
ağırlıklı 3-5 fikrin görüşleriyle bir CTP yönetilmeye çalışılır. Çok yanlıştır bu. İnsanlara yukarıdan bakılır, uyguladıkları siyasetten. İşte genel sekreterinin tavrı zaten bunu çok açık gösterdi. Biz kaybedersek halk kaybeder. Ya da birkaç milletvekili var, o yeni milletvekillerinden ki gerçekten çok değer verdiğim milletvekillerinden. İnsanlara bir şeyleri izah ederlerken çok yüksekten izah ederler. Yani insanların beklentileri, süslü püslü, entel laflar değildir. Somut göstergeler insanlar ister görsünler. Yani sizin orada işte ben bilirim, o bilgiçlik tavrınız itici geliyor insanlara. Yani tamam biliyorsanız bunu somut bir şekle getirin. Yani hep konuşma, konuşma, konuşma değildir insanların artık sorguladığı. Görmek istiyor insanlar, elle tutmak istiyor. Yani bugün adam evinden çıkarken cebindeki parasının durumunu bilir gibi ya da evinin ekonomisini bilir gibi hükümetin yaptığı icraatları da hükümetin hayatlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlediği icraatlarını da görmek isterler. Yani arabanıza binersiniz, çukura düşersiniz. Benzinciye gidersiniz, zam yersiniz. Markete gidersiniz, dün aldığınız bir ürünün fiyatını bilmem nerede görürsünüz. Yani bir sürü sorun var Çiğdem Hanım. Yani bunlar yansımıyor halka. Yani işte bunların işte konuşma işte kamu maliyesini düzelttik. Maaşları diyor yardım almadan ödedik. Tamam güzel bravo. Ama kamu maaşı ödemek bir hükümetin ya da bir ülkenin maliyesinin başarısı değildir. Niye bu kamu maaşlarını öderken zorlanıyoruz? Ne var kamuda? Bir hantal yapı var mı? Bu hantal yapıyı aşmak için ne yaptınız? Nasıl çözdük bunu? Yok. Hantal yapıyı, kamudaki hantal yapıyı çözmek için sizin reel sektöre ağırlık vermeniz lazım. Özel sektöre ağırlık vermeniz lazım. Özel sektörü nerede tutarsınız siz? Nerede kale alırsınız? Bana bunları söyleyeceksiniz. Evet. Dolayısıyla o noktada da sıkıntılar var. Bakarsınız ana muhalefet partisine, Ulusal Birlik Partisi'ne. Ben genel sekreterlerinin kim olduğunu biraz daha hatırlamayacağım. Yani bu kadar içine çekilemez bir insan. Yani hiç mi bu ülkede konuşulacak bir şey yoktur? Ben Sayın Başkan'a da bunu bir televizyon programında söyledim. Daha önce de demişlerdi ki biz işte gölge kabine oluşturduk. Mevcut hükümetin icraatlarını bu da değerlendirip katkı yapacağız. Olumlu ya da olumsuz. Ama hani çıkarın, bir gelin bakalım, bir gösterin insanlara hangi bakanlık, hepsi süt liman mı gidiyor? Alın İçişleri Bakanlığı'nı, alın Maliye'yi, alın Ekonomi'yi, gösterin o gölge bakanlıklarınızı. Siz de bir basınla, toplantısıyla duyurun halka bakalım. İşte şunları şunları yaptılar, böyle olsa daha iyi ya da bunlar yanlış idi. Yok yani onlar da lafta aslında. Ne gölge bakan vardır, ne gölge kabine vardır. İki milletvekili vardır Ulusal Birlik Partisi içerisinde, daha fazla Ersin Bey. Bütün televizyon programlarına neredeyse katılmaya çalışıyor. Bütün konularda, işte mali konularda Ersin Bey bir şeyler çıkıp söyleyebiliyor. Hani eğitiminiz nerede, sağlığınız nerede, ulaştırmanız nerede? Hiç yok. Bugün yani hala bunlar hiç kürsüye çıkmıyor. Dolayısıyla o da sınıfta kalmıştır. Toplumcu Demokrasi Partisi bir hareketlenme yaşanır. Sayın Harmancı'nın belediye başkanı olmasından sonra işte bir motivasyon kazandı parti. Bu motivasyon belli ki işte Sayın Akıncı'ya da yansıdı. Onlar şimdi bir şekilde devrede. Sayın Özersay ciddi anlamda bir alternatif gösteriyor. Çok ciddi bir kampanya yürütüyor. Ciddi dediniz ama anket sonuçları, hatta bazı televizyon programlarında zaman zaman bizim de programımızda bu konu konuşulurken hiç Özersay ifade edilmez. Hep sanki böyle seçim 2 veya 3 aday arasında geçecekmiş gibi bir algı yaratıyor şimdi basında. Şimdi Sayın Özersay yani şunu söylemek lazım belki, alışıla gelmişin dışında bir pozisyon tutturdu. Yani işte geziyor, işte çok pahalı propaganda süreci yürütmüyor, işte ev hane hane geziyor vesaire. Benim gördüğüm, Derviş Doğan olarak benim gördüğüm, Sayın Özersay Cumhurbaşkanlığı seçimleri mutlaka hedefidir ama bu saatten sonra Sayın Özersay'ın işte herhangi bir sonuçtan sonra ya kazandı ya da kazanmadı. Şimdi bir adayın kazanıp kazanmadığını ben burada söylemem çok doğru değil ama Özersay
kazanmaması durumunda tekrar akademiye dönüp çalışmalarını yürüteceği kesin ama siyaset sahnesinden de çekilmeyeceği anlaşılıyor. Yani merkez sağ olabilir, sosyal demokrat olabilir çünkü kendisi de benim birçok politikam sosyalist politikalardır diye bir açıklama yapmıştı geçen gün. Bu noktada bir alternatif gösterebilir seçmene ya da siyasete bir alternatif gösterebilir. Alışılagelmiş bir siyasetçi değil dedim. Değil. Bunu ben çok rahatlıkla söyleyebilirim. İnşallah o işte siyasetin havası değiştirmez Sayın Özer Sayı ve bu şekilde devam eder. İyi bir kazanç olacağını düşünüyorum Kıbrıs Türk siyaseti adına Sayın Özer Say ve kuracağı ekip, şekillendireceği ekip bundan sonra bir alternatif gösterebilecek diye düşünüyorum ben. Sayın Doğan şeyi nasıl bakıyorsunuz? Yani Sayın Özer Say, Sayın işte Asım Akansoy, Sayın Tufan Erhürman isimlerini hatırladığım kadarıyla hatta Sayın Özdemir Nami, o Sayın Talat'ın müzakere heyetinin içerisindeydiler. Ama şöyle bakacak olursak ekip arkadaşları mesela işte önce parlamentoya girmekle başladılar siyasete. Ve o şekilde işte Sayın Nami bakan oldu, işte Erhürman milletvekili, Akansoy yine aynı şekilde ama Sayın Özersay parlamentoya girmek için herhangi bir girişimde bulunmadı. Herhangi bir siyasi partiye bile bir bağ kurmadı ve direkt olarak Cumhurbaşkanlığına aday gördüğümüzde şaşırtan da bir yol izledi diyebiliriz buna. Bizi bunu nasıl okumamız lazım? Siz şimdi bir siyaset bilimci şöyle bir şey olarak... vardı. Sayın Özersay teklif almıştı. Birkaç partiden teklif aldığını biliyorum. Ancak toparlanıyoruz hareketi inan getirdiği eleştirilerden sonra herhangi bir siyasi partinin ferdi olarak seçime girmeyi doğru bulmadı. Etik bulmadı. Etik bulmadı. Yani ben dün eleştirdim bu insanları. Bugün işte gidip de bu parlamentoda yer alamam noktasındaydı. Birikimlerini önüne koydu. Biliyorsunuz yaklaşık 12 yıldır 3 cumhurbaşkanıyla da ayrı ayrı çalışan, mutfakta bulunan, birebir içinde olan, uluslararası hukukta eğitim alan, iyi bilen, vakıf, yani son derece donanımlı nitelikli bir insan. Yani, nitelikli yani. Dolayısıyla Özersay bir siyasi partiye girip girmeme noktasındaki kararsızlığını siyasete cumhurbaşkanlığından başlama noktasında pekiştirdi aslında. Bu bir ölçüt olacaktır onun içinde. Yani bir ölçü görecektir, bir cetvel görecektir. Ve bundan sonra atacağı adımları da bunun üzerinde şekillendirilecektir. Ha derseniz ki işte bir partiye girseydi bugün milletvekili olarak o da parlamentoda yer alır mıydı? Evet alırdı ama belki o enerjisini, o performansını orada yansıtamazdı. Şimdi burada halkın takdiri tabii nasıl bir performans sergiler ya da işte nasıl yansır sandıklara bilmiyorum ama bundan sonrası için Sayın Özersay aynı ilmi çalışmalarını yürüdürse, fikirleri aynı ise ve belli bir hedefi varsa siyaset sahnesinde yer almaya bence bir oluşum içerisine girecek. Yani bu saatten sonra herhangi bir partiyle yoluna devam eder mi etmez mi noktasında benim de tereddütlerim var ama tabii derseniz ki işte sıfırdan parti kurmak, örgüt kurmak, şu bu falan çok kolay mı? Değil ama Sayın Özersay bu Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde o örgütlerini yavaş yavaş bucak bucak, belde belde, köy köy oturttu. İşte ansızın 3-5 gönüllü toplanıyor etrafında. 3 tane bayrak koyuyorlar, Özer Sayın resmini koyuyorlar. İşte bir köyde bu sizin seçim ofisinizdir. Bir gönüllülük esası var Özer Sayın seçim kampanyasında. Alacağı oy hiç önemli değil. Ben Sayın Özer Sayın duruşuna bakarım, donanımına bakarım ve bu ülkenin kazanımına bakarım açıkçası. Yani Cumhurbaşkanlığı kazanmış kazanmamış değil. Beni ilgilendiren ondan sonra bu sahnenin içerisinde göstereceği aktif politikasıdır. Evet. Yol göstericiliğidir. Peki bu noktada hani konu buraya gelmişken belki bunu da inceleme fırsatımız olur. Bizde ne kadar halk var? Yani biraz farklı bir soru olmuş olabilir ama mesela bugün baktığımızda gerek genel seçimler, gerek yerel seçimler, gerekse Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alışılagelmiş bir sistem uygulanıyor. Görünmeyen bir sistem. Örneğin örgütler. Evet. Mesela işte Toplumcu Demokrasi Partisi'nin zaman
zaman meclise daha az vekil göndermesinin nedeni olarak işte TDP'nin örgütleri yok gibi söylemleri biliyoruz. Şimdi Sayın Özerse'ye de baktığımızda yerleşik bir örgüt yok. Ülkemizde geçmişten bugüne baktığımızda işte Demokrat Parti'nin, Ulusal Birlik Partisi, CTP diye 3 parti arasında oluşan bir kalıp var ve bu kalıbın içerisinde ne yazık ki herkes zaman içerisinde 30-40 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Herkes bir şekilde o partili olmuş. Yani, yani hani doğal bir süreç gelişmiş. Çünkü elde edilen rantlar veya işte bir şekilde bugün örgütler dediğimiz aslında özellikle iktidarı elinde bulunduran partilerin örgütleri o rant sistemi içerisindedir. Yani örgütlerin elinde listeler vardır. Bu listelerde kim hangi işi ister verilen sözler vardır. Hangi arsayı ister vesaire. Ha, örgütlerin çalışma sistemi budur. Ha, muhalefet örgütlerinin çalışma sistemi nedir? Biz de hükümete gelirsek noktasındadır. Şimdi bu noktada artık insanlar yavaş yavaş farkında oluyor Cidem Hanım. Yani işte bir tek televizyondan izlemiyorlar ya da bir tek işte gazeteden okumuyorlar. İşte sosyal medya dediğimiz çok hızlı gelişen bir süreç var ülkede. Yani bugün benzerleri işte Yunanistan'da yaşandığı, işte Doğu Blok ülkelerinde yaşandığı, Arap ülkelerinde yaşandığı, Orta Doğu'da yaşandığı. Bir örgütlenme söz konusu bu sosyal medyada. Sivil örgütlenme. Evet, sivil örgütlenme. Mesela işte herkesin evinde bir internet var artık. Köy olsun, kasaba olsun, kent olsun. İşte orada bir genç internette yıkan nenesine, dedesine ya da babasına bak baba deyip de bilgisayarından gösterebiliyor. İşte bu budur, bu odur. Bir farkındalık var insanlarda. Yani tam değil o kabuk, tam kırılmadı ama... bu farkındalığı oluşturdu toplumda oturdu yani. Şimdi bakarsanız en ufak bir haberi ajanslara düşmeden sosyal medyada işte öğrenebiliyorsunuz. Anında 3 dakikalık bir olayı burada öğrenebiliyorsunuz. Tabii bu iletişimin getirdiği, iletişim tekniklerinin, teknolojisinin getirdiği bir özellik. Dolayısıyla tabii ki örgütler çok etkili dediğiniz gibi neticede 40 yıllık kemikleşmiş kadrolar var. Yani şey diyorum halk, özür diliyorum örgütler baktık, sendikalar, sendikalarında çünkü siyasi partilerle bağlantılar duygusal var, organik bağlantıları olduğunu var. Biliyoruz. Evet. Memurlara bakıyorum %80'imiz eğer bizim memursa ve sendikalıysa halk bunun neresinde? Yani %20'lik bir şey kalıyor gibi sanki. Evet yani. Orada bir sorunumuz var gibi. Mesela bugün bakıyorum KamuSen anladım ben sizi eyleme gidecek. Evet. KıTAMS eyleme gidecek. KıTÖS eyleme gidecek. TÜPİŞ öyle. TÜRKSEN öyle. DEVİŞ öyle. GÜTSEN çok tehlikeli. Halkın dinamikleri aslında onlar da yani işte dediğiniz. HAZINESEN. Evet yani bunlar da işte halkın dinamikleri. Şimdi tabii bunları ya da bunları destekleyen insanların da işte bir şekilde o halk kategorisinden dışarı tabii doğal atmak olarak doğru değil. Atamayız ama günün sonunda belirleyici olan anladım %20'dir. O %20 de zaten şu anda sandığa gidip gitmeme noktasında bir kararsızlık yaşamaktadır. İşte yani nasıl yapacağız biz bu değişimi o zaman? Ha yani işte bunu adayların o noktadaki ikna edici çabaları vardır. İşte anketlere geldik. İşte bir anket şirketi geliyor, ciddi bir anket şirketi olduğu söyleniyor. Anketi kimin yaptırdığı belli değil, bugün dahi ortaya çıkmadı. Bir takım sonuçlar çıkıyor, X, Y, C hiç önemli değil. Ama siz işte Çiğdem Aydın olarak sokağa çıktığınız zaman o anketlerin size yansıttığı havayı soluyamıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki nasıl olur bu iş ya? Yani sokak hani farklılığı, böyle anket farklılığı, yani nerededir bu işin sıkıntısı? İşte ülkede geçmişten gelen ve anketlerin topluma algı yaratmaya çalıştığı sistem içerisinde yozlaşmış bir kokuşmuşluk var. İnsanlar o güvenini yitiriyor anketlere. Yani doğru da yapılsa anket. Anket kirliliği. Evet yani onu o çelişkiye düşüyor insanlar. Bir daha hakikaten bakarsınız işte sokağına o yapılan anketler örtüşüyor. Ha dersiniz demek ki var. Sokağa çıkarsınız, ya yok yani nasıl bu kadar işte fark olur mu ya da bu kadar bir çelişkiye nasıl düşerim ben diye kendinizi sorgularsınız. O zaman anlarsınız ki bir algı operasyonunun içindesiniz. Yani o algı operasyonunu eğer alırsanız, yani kale alırsanız etkileneceksiniz. Kim yönetiyor bu algı operasyonunu? Bunun tüccarları vardır, paralar kazanırlar bu işlerden. Ciddi anlamda paralar kazanırlar. Ülkede mi?
ülkede mi? Yok ülkede. Yani onların daveti üzerine geliyor bu adamlar. İşte dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama Türkiye ilk kez belki de ilk kez bu kadar ilgisizdir Kıbrıs'taki bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine. Siyasette evet ama Taraf gazetesi geçtiğimiz gün biliyorsunuz Türkiye'de yayınlanan gazete ve logo kenarında yer verdi işte o habere. Evet işte o algı yaratma operasyonunun yaratanların organize ettiği bir olaydır o. Yani işte planlı şudur, budur. Şey. Yani muhtemelen yani budur o, düşünün. 2010'da mesela 2010'da çok ciddi bir müdahale vardı. Yani bir partinin iktidarda olan bir partinin uzmanları gelip burada görev aldılardı. Çok ciddi anlamda görev aldılardı. En azından bugüne kadar bilmiyorum daha bundan sonra böyle bir hamle yapacaklarını zannetmiyorum açıkçası. Bu kez çok Türkiye işte şey kaldı yani bu noktada çok pasif kaldı. Sayın Doğan bu noktaya gelmişken şunu da sormak istiyorum. Diyelim ki farazi tabii bu söyleyeceğim. İkinci tura seçimlerin ikinci tura kalacağı ortada varsayıyorum ki Sayın Eroğlu ile Sayın Akıncı ikinci tura kaldı ki anketlerin çoğu o iki isimle örtüşüyor. Şimdi nasıl bir hesaplama olabilir ki bu %63 Sayın Akıncı? Şimdi CHP'liler gidip Akıncı'ya oy vermesi gerekiyor veya demokratlar... Şimdi o ankette yapılan algı o zaten. Yani Sayın Akıncı'nın bu noktada işte sağ seçmenin oylarını çok ciddi anlamda alacağını açıkçası düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Hayır, yaratılan algı Sayın Sibel Siber'in ya da Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin oylarına yönelik bir algıydı. Yani bir işte bölünmüşlük ya bir ben kayma noktasında. Ben de öyle anladım ama yine siz uzman olarak. Şimdi tabii ki estağfurullah. Tabii ki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde böyle bir kızgınlık var mı? Açıkçası var gibi görünüyor. Yani Cumhuriyetçi Türk Partililerde bir ciddi anlamda sıkıntılar var ve bu sıkıntılar yönetim bazında da giderilmemiştir. İşte bugün atılan nutuklarda birlikteyiz, beraberiz, tek vücuduz, işte Sayın Sibel'in arkasındayız diyorlar ama Hiç öyle değil, göründüğü gibi değil. Dolayısıyla orada bir çelişki benim aklımda da yatıyor. Yani Sayın Akıncı'ya kaydırırlar mı? Ama bu büyük çoğunluk, yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bu büyük çoğunluğu bana göre ilk seçimlerde böyle bir riske girmeyecek. En sonunda bir noktada buluşacaklar. Ama ikinci turda Sayın Akıncı'ya muhtemelen kayacaklardır diye düşünüyorum. Yani böyle bir... Peki, aritmetik var gibi görünüyor. Sayın Eroğlu ile Sayın Siber'in ikinci tura kalması halinde Akıncı veya Sayın Özersay'a verilen oylarda bir kayma söz konusu olabilir mi bu iki isim arasında? Tabii muhakkak, muhakkak olacak. Nereye kayar tahmininiz yani öngörünüz nedir bugün itibariyle yani, belki yerleşir ama. Cumhuriyetçi Türk Partisi seçmeninin... bir miktarı Akıncı'ya gidecek olan bir miktarı dönecekse tabii ki bir miktarı Akıncı'ya kayacak, bir miktarı da Eroğlu'na kayacak. Yani bugün Sayın Özersay ben sağcı solcu falan değilim ortada gidiyorum diye bir noktadadır. Hatta politikalarımda sosyalist politikalar daha ağırlıktadır. İşte sağdan da soldan da oy alıyorum noktasındadır ama daha fazla Sayın Özersay'ı benim en azından hava kokladığım havada sağ seçmen ciddi anlamda destekliyor. Muhtemelen o noktada bir miktarı yani sandığa gitmeyecek olan da var ikinci turda. Bu tabii adayların Çiğdem Hanım performansına da bağlı. Partilerin kendi aralarında kuracakları ittifaklara da bağlı. Dolayısıyla işte çok net bir fotoğraf yok. Yani en azından bir yüzdelikleri görmek lazım. İkinci tura sürükleyecek adayları, yüzdelikleri bir görmek lazım. Dediğiniz gibi yani ilk turda bu işin bitmesi biraz zor, çok zor gibi görünüyor. Eğer biterse sürpriz derim ben buna. Ama şu andaki görüntü bu değil. İkinci tura kalacak adaylardan üçünün arasında bir tercih, şimdi isim vermeyelim ama ilk tercih muhtemelen Eroğlu. İlk turda, yani ikinci tura kalacak adaylardan bir tanesidir. Ha, karşısındakinin kim olacağı noktasında dediğiniz gibi Siber mi, Sayın Siber mi, Sayın Akıncı mı? Orada bir pürüz var. Belki önümüzdeki günlerde daha netleşecek fotoğraf. Yani işte bir bakıyorum ben, Lefkoşa'da ciddi bir Akıncı üstünlüğü var. Bu benim görüşüm. Kimseye de yanlış anlamasın, kimseye de yönlendirmek istemiyorum. Evet. Bir bakıyorsunuz Mausa'ya bir Eroğlu üstünlüğü. Bir bakıyorsunuz İskele'ye bir Eroğlu üstünlüğü. Bir bakıyorsunuz Lefkoşa'ya Eroğlu üçüncü bile değil. Yani
İşte Sayın Siber'e bakıyorsunuz, işte Girne'de Sayın Siber'in bir üstünlüğü görünür. Sempatizanları var. Evet, bir görünür. İşte Güzelyurt'ta bir miktar tabii ki görünür. Tabii ki Mavusa'da da bir miktar görünür ama işte yani %60-62 Sayın Akıncı'ya gidebilmesi için nasıl bir ankettir? Onu işte anlamaya çalışıyorum. O hesaplamayı çok iyi anlayamadım. Yani Lefkoşa üzerinde evet doğrudur. Yani Sayın Akıncı'nın bir üstünlüğü olduğu hissediliyor ama Mavusa... O öyle mi? Orada benim tereddütüm var. Ya da Girne nedir? Güzelyurt'un durumu nedir? Köyler nedir? Bölgeler nedir? O noktada tereddütlerim var. Çünkü çok sağlıklı değil. Yani bunlar tek sırf bunları bile önünüze koyduğunuzda yapılan anketlerin çok sağlıklı olmadığı zaten ortaya çıkıyor. Bir de şöyle bir durum var Sayın Doğan. Anketlerde hiç benim mi dikkatimde kaçtı yoksa onlar mı bunu yapmadılar? İstatistiki verilerde hiçbirinde şey yok. Yeni oy kullanacak olan kaç tane gencimiz var ilk kez oy kullanacak olan. Yani evet. Çünkü o arkadan yeni gelen bir de nesil Hı-hı. var. Aynı zamanda bazı gençlik örgütlerinin de siyasi parti gençlik örgütlerinin de partilerine çok fazla itaat etmeyeceği algısı da var bende açıkçası. Belki işte CTP'de çok fazla olmasa da bu yani en azından görünür şekilde olmasa da Ulusal Birlik Partisi ile Demokrat Parti'nin gençlik örgütlerinde beni yanlış anlamasınlar ama görebildiğim kadarıyla bir takım oralarda da çatırdamalar var. Sayın Özersay da bunun sebeplerinden bir tanesi gibi görünüyor. Yani gençler açısından alternatif görünüyor. Yüzde kaçlıktır bu genç nüfus veya yeni kullanacak, oy kullanacak Şimdi, olan potansiyel? Çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Ülkede biz istatistik özürlüyüz. Yani bugün hiçbir alanımızda geçmişten gelen ya da işte geleceğe yön verebilecek istatistik bilgilerimiz yoktur, yapmıyoruz, yapamıyoruz. Yani yapılmaz mı bunlar? Elbette yapılır. Fakat internetten de hangi bakanlığımıza girerseniz girin, belli bir noktaya kadar ondan sonra bugün gidin Avrupa'da hangi ülkeye giderseniz gidin, Türkiye'de dahil çok geçmişten gelen bir istatistik bilgi tablosu önünüzde göreceksiniz. Ama bizim ülkede maalesef bunu daha oturtamadık ve dediğiniz çok doğru. Ne kadar genç var yeni oy kullanacak olan ya da gençlik örgütlerinde. Şimdi şunu söylemek lazım. Bunun tecrübesini en azından yaşadıklarımıza göre söyleyelim. Partilerin, gençlik örgütleri partilerin tavrından bağımsız hareket edebilirler. Bunu yaşadık. Belediye başkanlıklarında da yaşadık. Dolayısıyla çok net bir şey söylemek sanırım doğru olmaz. Ama dediğiniz doğrudur. Katılıyorum. Siyasi partilerin seçmenlerine ya da örgütlerine ya da örgütlerinin dışında işte kadın kollarıdır bilmem belki kadın kollarına kimdir ama gençlik örgütlerine çok da hakim olduklarını söylemek mümkün değil. Bu çok fazla önemsenmediğini de gösterir mi Sayın Doğan bize? Yani biz bu gençleri siyasi partilerimizin tüm partiler için geçerli uhdesine koyuyoruz. Ama ben mesela çok az görüyorum gençlik örgütlerinin. İşte bir televizyonlara çıkıp veya gazetelere çıkıp bir açıklama yaptıklarını, pankart asmalar kullanıyorlar çocukları. Yani çocukların fikir kulüpleri, fikir üretebilecekleri, siyaseti geliştirebilecekleri etkinlikler, konferanslar, çalışmalar değil. Yani elimizde 50 tane genç çocuk vardır. Hangi örgütte, hangi bilmem nerede pankart atacaklar, miting alanını düzenleyecekler. Bu şekilde bakılıyor gençliklere. Yani o gençliklerin işte herhangi bir eğitimden geçirildiğini ben düşünmüyorum. Ha bu gençler nasıl oraya da gider onu da söyleyeyim. İşte kafalarındaki ideoloji değildir. İleride iş bulabilmek için ya da beklenti içerisinde olan, işte devlete bir şekilde istihdam edilmeyi bekleyen gençlerden oluşur bunlar. Yani gençlik kollarının bugün oluşturduğu yoksa ülkenin siyasetine yön verebilecek, ülkenin ufkunu genişlettirebilecek ya da işte siyasi kavramları kendi kafasına göre, günümüz koşullarına göre uyarlayabilecek gençler yoktur ya şeylerde. Çok azdır ya da. Yani hep daha fazla organize edilen olay iş gücü. Yani pankart asma, broşür dağıtma, çemberde durma bilmem. Bu budur. Dolayısıyla o noktada da ciddi sıkıntılar vardır ama şimdi tekrar buna dönecek olursam bu algı yavaş yavaş değişiyor ve bugün hiçbir siyasi partinin de gücüne gitmesin şey olarak da söylemiyorum. Bence Özersay'ın izlediği noktayı herkesin örnek alması lazım. Orada etrafında kenetlendiği o gönüllü işte insanlar,
masanın etrafına toplayıp o insanlarla, o gençlerle yaptığı beyin fırtınası noktasında belki bir öngörüsü olur siyasi partilerin. Cumhuriyetçi Türk Partisi zaman zaman yapıyordu bu tür hareketleri ama şimdi onlar da çok o noktada değil gördüğüm kadarıyla. Yani evet bir gençlik var, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde de iyi yetişen, iyi eğitim almış bir gençlik var ama bu noktada olduklarını zannetmiyorum. Yani fırsat verilmiyor çünkü. Evet, fırsat verilmiyor. Önlerine evet, önlerine o işte bakıyorsunuz, bakın bizim yaşımız artık geldi 50'ye. Ben çocukken siyaset sahnesinde olan insanlar eyvallah deyip gitmiyor daha. Yani biz daha politikacıyız diyorlar. İşte sosyal medyayı kullanıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Yok artık. Yani bir şekilde bunlara, bunların kendi kendilerini ya da kendi kendilerine olan saygılarından tamam ben buraya kadar deyip ayrılmaları lazım ama bunu yapmıyorlar. Bak hala daha dönüp işte siyaseti bıraktım diyorlar. Dönüp dönüp tekrar siyasete geliyorlar. Yani örnekleri var. Bunu Sayın Erdoğan'da da gördük. İşte Sayın Ferdi Sabit Soyer'de de gördük. Belki Sayın Talat'ta da göreceğiz. Belki Sayın İrsen Küçük'te de göreceğiz. Yani tekrar böyle bir hamleleri var. Siyaset meslek değil. Yani siyaset bir bayrak yarışıdır. 50 yıl önce siyasete başlayan bir insan tecrübeli olabilir ama siyaset de devamlı kendini yeniler, değişir. Yani bugün benim ülkeye yakıştırdığım siyaset ölçüsü bir Kudret Özersay'dır, bir Özdil Nami'dir, bir Tufan Erhurman'dır, bir İkim Özgür'dür. Ve daha arkadan gelecek gençler olabilir. İşte Sunat Atun'da da ümidim vardı, ekonomistti, şuydu buydu ama o çekildi, kendini İslam'a verdi anladığım kadarıyla. Yani gençlerin bu noktada yani baz almaları lazım. Yani bir Özersay'la oturup konuştuğunuz zaman vides küçük meclis yani hissine kapılırsınız. Yani o kadar bir donanımlı insan var ki karşınızda, o kadar işte bilen bir insan vardır ki karşınızda. Bugün belki Sayın Tufan Erhurman çok önemli hukukçulardan, yani işte yasalarla, kanunlarla, şunlarla, bunlarla ya da birikim özgür kardeşimiz, o da kendine göre. Yani dolayısıyla bunları ölçüt almaları lazım. Bence standardı bunların yükseltmesi lazım siyasette. Peki Sayın Doğan, şu mesela Sayın Özersay'ın elbette ki bilgisi, riyakatı tartışılmaz. Yani bunu tartışmaya açık bir konu değil zaten. Gereği de yok. Ama hani bir tecrübesinden ve donanımından bahsettiniz. Sayın Akıncı'da böyle bir donanım göremiyor musunuz? Yani genellikle Özersay'ın üzerinde durdunuz. Sayın Eroğlu'na hiç girmiyorum. Yani neden girmiyorum? Zaten mevcut Cumhurbaşkanımız o. Evet. Şey olmasın, hani yargı şimdi, gibi olmasın. Sayın Akıncı biliyorsunuz yaklaşık 9 yıldır ya da 7 yıldır siyaset içerisinde yok. Ha, siyasette olduğu dönemde işte belediye bir dönem belediye başkanlığı yaptı. İnsan olarak çok iyi bir insan. Mutlaka bir donanımı vardır ama günün sonunda biz daha dinamizmi öne alan, işte daha yani evet günün sonunda... İşte bir bakanlık dönemi oldu. Sonra ben yeter bana bu kadar dedi, yokum dedi ve bindi. İşte bırakıp gitti. Bıraktı gitti, yoktu. Yani tabii siyaset yenilendi. Yani işte 20 sene evvel bir belediye başkanlığındaki takdir yaptığı başarılar zaten takdir ediliyor Sayın Akıncı'nın ya da kişiliği zaten takdir ediliyor. Ama eğer biz kendimizi çağdaş bir siyasete ya da günümüz koşullarına göre bir siyasete adapte edecek olursak, konusunda gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum, her alan için söylüyorum, konusunda uzman insanlarla bu yola çıkmamız lazım. Hakim olacak, yani bir masanın etrafında oturduğu zaman bütün konulara hakim olabilecek, anında cevap verebilecek, yabancı dili hiç koymuyorum. Zaten yabancı dil bir şekilde insanlar kendilerine katıyor. Yani bugün bakıyorsunuz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı da yanında 3 tane tercüman götürür ama tabii ki yabancı dili bilmek bir avantajdır. Orada bir şeyleri konuşmak, muhatabınızı etkilemek, o uluslararası, yalnız Kıbrıs Türk siyaseti değil, uluslararası siyaseti bilmek de çok önemlidir. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben işte Sayın Özdil Nami günlerdir yoktur Kıbrıs'ta. Ya Brüksel'dedir, ya oradadır, ya buradadır. İşte kendi imkanlarına göre. %1'lik bütçeyle. Evet, %1'lik bütçeyle. Bir propaganda yürütüyor, işte anlatmaya çalışıyor, derdimizi anlatmaya çalışıyor. Otursundu Dışişleri Bakanlığı'nda daha mı iyiydi, iyiydi? Hayır, değildi. Zaten Dışişleri Bakanlığı ne işi var ülkede? Ha, bir de yapması yani. Gerekeni yapıyor, kısıtlı imkanlarıyla. Şimdi bunu artık seçmenin görmesi lazım, yani takdir etmesi lazım.
Arkadan çok donanımlı bir genç nesil geliyor. Yani bu nesle bana göre fırsat vermek lazım Çiğdem Hanım. Yani siyasi partilerimizde öyle bir kurgu yok maalesef. Şey nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Doğan? Mesela zaman zaman Cumhurbaşkanı adayları şeyle eleştirilir. İşte ülke içi siyasete yönelik propaganda yapıldığı savunulur. İşte biz mesela Sayın Sibel Siber'in mesela ben şuna müdahale, ben işte ne bileyim Fazıl Küçük şeyinin müzesini müze yapacağım, Etilerin orayı müze yapacağım vesaire. Ne bileyim işte Sayın Özer Say'da zaman zaman şeyi vurgular, işte ben Cumhurbaşkanlığı yetkilerimi kullanacağım tam olarak diyor. Kullanacağım Şimdi, diyor. Şimdi Özer Say orada diplomatik bir dil kullanıyor. Nedir Cumhurbaşkanlığın yetkileri? Yasada zaten bellidir ve birçok konuda müdahale etme şansınız olabilir. Ama bunu çoğu zaman cumhurbaşkanları geldikleri geleneklerin iktidarda olmasından dolayı çok mesafeli tuttular. Sayın Talat da çok mesafeli tuttu. Sayın Eroğlu da çok mesafeli tuttu. Yani çok müdahale etmek istemiyorlar hükümete. Ha, ama cumhurbaşkanları işte aksak gördüğü ya da işte doğru bulmadığı konularda hükümete müdahil olabilir. Ki Sayın Eroğlu da son demeçlerinde bundan sonra daha sık gireceğim, ben de bakanlar kuruluna daha sık bakanlar kurulunu toplayacağım diyor. Dolayısıyla o yetkiler çerçevesinde, yani işte iç siyasetlerine partilerinin değildir müdahale yapılacak olan icraatadır, toplumsal icraatlaradır. Bu noktada Cumhurbaşkanı ekipler kurup görüşünü hükümete aktarabilir, hükümet inan daha verimli çalışmalar yürütebilir. Yani bu noktada ama işte müze açarım, şunu yaparım, bunu ederim. Yani bunlar yerel yönetim ağzı. Yani siz burada Cumhurbaşkanlığına oynayacaksınız. Ve dikkat ederseniz bu seçimlerde Kıbrıs konusu da çok konuşulmadı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Çünkü ne oldu? Kapsamlı çözümden hiç bahsedilmedi. Başladık şeyden bahsedelim. İşte Maraş'ı açardık, aşmazdık, şunu yapardık, bunu ederdik. Çünkü insanların Kıbrıs'ta çözüm politikasına tahammülleri kalmadı artık. İnanmıyorlar. Yani böyle bir inanç kalmadı. Hani nedir şimdi? Maraş şöyle açalımıdı, böyle kapatalımıdı. Ve Maraş üzerinden, dikkat ettiyseniz geçtiğimiz hafta, hep Maraş üzerinden bir siyaset yapıldı. Ha, bu tabii neyi gösterir? İnsanların Kıbrıs konusunda gelinen noktadan partinin hiç önemi yoktur. Ben buna katılmıyorum, açık ve net söylüyorum. Sayın Talat'ı da gördük, Sayın Denktaş'ı da gördük, Sayın Eroğlu'nu da gördük. Kıbrıs politikasında kendi iç dinamiklerimiz imkan alacağımız yol bellidir. Farklı dinamikler var işin içerisinde ve özel sahibi onu en iyi özetleyenler %1 şansımız dahi olsa bu zorlanmaya değer diyor. Şimdi tabii burada bu politikada açılım olur mu? Olur ama açılım yapabilmek için de çok donanımlı, işini bilen, attığı adımlardan geri dönmeyecek ve karşıdan gelecek müdahaleye fırsat vermeyecek bir yapının oluşması lazım. Evet, iyi bir bilgi birikimi, iyi bir kültür seviyesi kesinlikle, de şart tabii kesinlikle. Ki. Çünkü iletişim çok önemli. Yani biz bugün evet. Türkiye'nin zaman zaman Türk dış diplomasisini suçlar, zaman zaman topu oraya atar. Mesela Sayın Talat döneminde çok yaşadık biz bunları. Hı hı. Ve bu işin içerisinden sıyrılma yoluna bakarız. Yani siyaseti bir malzeme üretme sanatı evet. gibi düşünürüz. Siz onu kendinize göre yorumlayıp, İnsanların önüne, yani o muhataplarınızın önüne attığınız zaman onlar da onu bakar. Ben bunu çok izledim. Bir şey söyleyecek bir şey bulamaz. Çünkü siz onlardan daha donanımlısınız, daha bilgilisiniz bu konuda. Tabii anlatım çok önemli. Yani tamam der size. Yani evet tamam der size ve böyle bir politika istişare içerisinde yürütülebilir. Sayın Doğan, sanki böyle bir atmosfer var. Yani bugüne kadar en azından hani Kıbrıs konusunda net bir fikir yok gibi liderlerde. Yani biz nereye doğru gideceğiz? Bir planlama veya işte ne bileyim anlam planıydı, Galip Fikirler dizisiydi vesaire gibi birçok şeye Rumların hayır demesine rağmen Kıbrıs Türk liderliği müzakere masasında oturmaya ve biz illaki müzakere edip federal bir çözüme kavuşacağız noktasından da geri adım atıp veya başka bir yola da sapmadı. Ama bunun artık zamanının geldiği ortada. Çünkü dediğiniz gibi propagandada bile Kıbrıs konusu konuşulmamaya çalışılıyor. Oysa amaç zaten liderlik. Prim etmeyecek. Yani hiçbir aday çıkıp da
X Cumhurbaşkanı'nın yerinde ben olsaydım şunu daha iyi yapardım noktasında değil kimse. Çünkü bakın işte Sayın Eroğlu'na en yakın aday kim gözüküyor? İşte Cumhuriyet Türk Partisi adayı Sayın Sibel Siber. Cumhuriyet Türk Partisi'nin Dışişleri Bakanı kimdir? Sayın Özdilnami. Sayın Özdilnami tüm yalınlığıyla, tüm gerçekliğiyle müzakere masasında Kıbrıs Türk heyetinin, grubunun her neyse elinden gelen politikayı yürüttüğünü zaten her şekilde ifade ediyor. Masadan, evet yani bunu bir şekilde Sayın Özdilnami partisini martisini bırakıp ciddi bir siyasetçi olarak ifade ediyor. Dolayısıyla o noktadan sonra Sayın Siber'in çıkıp da işte biz olsaydık işte birkaç defa da kullandığı müzakere masası yeniden kurulacak. Yani yok yani. Ya sanırım farz edelim ki kuruldu bugün ve yarın çözüldü. Peki biz ne yapacağız? Evet bakın bunun da çok yani, önemli. Yani bununla önemli. Hiç kimse bunu ben Sayın Özer Say'dan dinledim. Masanın etrafında diyor 4 saat çetin bir mücadele verdik ve polisimizi eşit statüde federal yapı içerisinde almalarını sağladık. Kuzeye geldik diyor, bizim donanımımız yok, yetişmiş uzman polisimiz yok. Bu yalnız polis için söylemiyorum, bütün alanlarımız böyle. Yani siz masada verdiğiniz mücadelenin karşılığı olması lazım kuzeyde kurumlarınızla. Yol yok, altyapınız yok. İşte onu diyorum. Bir petrol yasamız bile yok. Yani bugün diyelim ki bir çözüm olmadı, bir kurul oluştu, işte garantörlerin de bulunduğu diplomatik bir kurul kuruldu. İşte kuzey, adanın kuzeyinden de bir temsilci, güneyinden de ve denildi ki biz petrol ve doğalgaz konusunu çözüm olmadan işte sizin olan hakkınızı size vereceğiz vesaire vesaire. Verseler bile, çıksa bile yarın bizim bununla ilgili ne bir yasamız ne bir tüzüğümüz var. Ne parlamento bu konuya duyarlı Cumhurbaşkanımızın attığı adımların arkasında duruyor. Yani ben bunu Sayın Eroğlu'yla ilgili söylemiyorum. Anladım. Ama o kadar kişisel, o kadar siyasi parti vizyonuyla yönetiliyor ki bu ülke. Ülkeden kopuk bir yönetimle devam ediyoruz. En büyük sıkıntımız o. Yani toplumsal beklentileri değildir parlamentonun karşıladığı bireysel seçim bölgelerinden gelecek oylara göre yaptıkları icraatlardır. Yani evet, parlamentonun işlevi budur. Yani bunu zaten başında siz de söylediniz, dile getirdiniz. Dolayısıyla bu noktada müzakereleri yapılırken kuzeydeki bütün işte altyapısıyla, kurumlarıyla o yapıya adapte olabilecek dinamiklerin ortaya çıkması lazım ki biz orada noksanlıklarımız var. Belki bundan sonra düzelir diye düşünüyorum. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu sohbet için umuyorum bir başka programda süreç İnşallah. Devam ettikçe yeniden yeni gelişmelerle birlikte oluruz. Değerli izleyenler, bugün için de birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Stüdyomuzu ise meteoroloji editörümüz Sayın Fehmi Oktay'a bırakacağız. Bu akşam yağmur bekleniyordu. Yarın dedi. Ayrıntıları az sonra öğreneceksiniz ondan. Yurtta ve dünyadaki meteorolojik raporlar için. Şimdilik hoşça kalın efendim. Yarın sabah görüşmek üzere. İyi günler.